Derwent ve İlker Yardımcı'nın resim ve heykellerinden oluşan Being There, Orada Olmak sergisi, sanattaki farklı disiplinler arasındaki uyum ve karşıtlıkların altını çiziyor. Bozlu Art Project'te sanatseverlerle buluşan sergi 21 Şubat'a kadar açık kalacak. Bu sergiyi Oğuz Erten'le birlikte düzenledik. Küratöryel anlamda iki farklı disiplini bir araya getirmek, hem izleyicilerin bu işleri ayrı ayrı algılaması, hem de bizim bunu sunmamız anlamında bazı güçlükleri olsa da her iki sanatçının da soyut geometrik formlardan yola çıkması ve yapıtlarındaki biçimsel uyum bize bu sergiyi yapma fikrini verdi. İlker Yardımcı'nın heykellerinden biraz bahsetmek gerekirse, İlker Yardımcı 9 Eylül Üniversitesi heykel bölümü mezunu. Heykellerinde uzun zamandır metal malzemenin yeri ve olasılıklarını sorguladığını görüyoruz. Bir takım evrenin yapı taşı olarak gördüğü kürelerden hareket ediyor. Kürelerden ve buna benzer bir takım geometrik formlardan hareket ediyor sanatçı ve bunları parçalıyor, birleştiriyor ve yeni anlatım ve ifade olanakları arıyor sanatçı. Serginin teması olan Orada Olmak, Jerzy Kosinski'nin bir kitabından esinlenerek yola çıktık. Şöyle ki, hikayenin içinde başlangıçta bir tür cennetten kovuluş tasviri, içine doğduğu ve dış dünyayı bilmediği bir bahçeden ev sahibinin ölümüyle dış dünyaya atılmak zorunda kalan Chance Gardner karakteri üzerine kurulu ve tamamen metaforik bir anlatım. Orada olmak aslında bir tür cennetvari durumu ifade ediyor. Nedir bu cennetvari durum? Aslında olayların dışından belli bir ruh hali içinde bakmak. Nerede olursa olsun pusulasını kaybetmemek gibi bir şey bu. İlker'le birlikte konuştuğumuzda aslında yaptığımız işin özünde sanatın da böyle bir şeyi içerdiğini fark ettik. Ve bu çerçevede işler açıkçası hem temadan hem de birbirimizden etkilenerek çıktı. Bir açıklama ihtiyacı duyuyorum. Özellikle soyut sanatla ilgili. Çünkü soyut sanat biraz uzak ve soğuk görünüyor. Anlamlandırma konusunda insanların çok zorluk çektiğinin farkındayım. O yüzden bu bakışı açıklamak çok önemli geliyor bana. Örneğin şu anda arkada planda gördüğünüz resim adı Kelebek Etkisi. Form olarak hem kelebeği andıran bir yanı var fakat bir kelebek resmi değil. Ama aynı zamanda kelebek etkisiyle paralel giden bir kavram daha var. Mesela rüzgar gülüne de benziyor form olarak. Şimdi bu ikisi üzerinden gittiğimizde bakışı farklı bir yere alabiliriz. Soyutun o uzaklaşma hali aslında biraz olaylara kuş bakışı bakmak gibi de aynı zamanda. Fakat bu kuş bakışı olayların içinden sıyrılıp üst plandan bakmak anlamına geldiği gibi içeriden bakmayı da gerektiriyor. Aynı şeyi tam ters yönde de algılayabiliriz. Bu çerçevede soyutu bir temsili resim olarak değil ama daha doğrusu formun temsili olarak değil ama düşüncenin temsili olarak alabiliriz. Her sanat yapıtı bir çabayı gerektiriyor izlemek için. Yani izleyiciden beklediğimizde gelip bu çabayı göstermesi ve arkasından da o keyfi alması.